İyi akşamlar efendim. Türkiye'nin en interaktif haber tartışma programı Şimdi Söz Sizde. Hoş geldiniz. Ben İlmi Acadoğlu. Bu akşam konuğumuz Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül, son yıllarda Türkiye siyasetinin her daim gündemde olan ismi. En başarılı belediye başkanı kim, solun lideri kim olsun anketlerinde daima listenin en başında. O, yerinde duramayan bir siyasetçi. Sürekli halkın içinde ve sokakta. Her an, her yerde karşınıza çıkabilir. 3 dönemdir Şişli Belediye Başkanı. Şişliler ona, o da Şişli'ye hayran. Aldığı oy oranları da karşılıklı hayranlığın kanıtı gibi. Büyükşehir yasasında yapılan son değişiklikle 68 yıldır Şişli'ye bağlı olan Maslak, Ayazağa ve Huzur mahallelerinin Sarıyer'e bağlanmasına tepki. Kararın iptali için 10 bin vatandaşla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne kişisel başvuru yapmaya hazırlanıyor. O, 3 mahalle için hukuk mücadelesi verirken, kamuoyu da onun önümüzdeki seçimde nasıl bir tavır alacağını merak ediyor. Ortaya her gün farklı bir senaryo, farklı bir iddia atılıyor. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, tüm merak ettiklerinizi şimdi Söz Sizde de yanıtlıyor. İhraç edildiği CHP'ye dönecek. Kemal Kılıçdaroğlu'na olan desteği sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olacak. Tarihi İnci Pastanesi'nin kapatılması, Taksim'i yayalaştırma projesi, Çamlıca ve Taksim'e cami tartışması hakkında ne düşünüyor? Sonraki sorular için şimdi Söz Sizde. Hoş geldiniz. Şimdi Türkiye uzun bir süre Ayaza, Huzur Mahallesi, Maslak'ta ne olduğunu konuştu, ne olduğunu tartıştı. Burada olan şey, yani Şişli'nin bu mahallelerinin Sarıyer'e bağlanması bir iktisadi karar mıydı? Bir idari karar mıydı? Bir siyasi karar mıydı? Bu yeteri kadar maalesef tartışılmadı. Çünkü bunun tartışılması engellendi. Ülkede demokrasiden, kim engelledi? Ülkede demokrasiden, barıştan, özgürlükten ve bireyin özgürlüğünden bahsediyorsak ve Avrupa insan haklarından bahsediyorsak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinden bahsediyorsak bu karar tartışılması lazım. Buna benzer kararın da tartışılması lazım. Bu olay sadece Şişli olay değil. Sarıyer'e de, Beşiktaş'a da, Esenyurt'a da, Bağcılar'a da aynı olay yapılsa aynı şeyi savunurum. Ben burada bir demokrasi mücadelesi veriyorum, bir barış mücadelesi veriyorum, bir özgürlük mücadelesi veriyorum. Şu anda bulunduğumuz yer Şişli'ye bağlı. Yarın sabahleyin Sarıyer'e bağlanıyorsunuz. Neye göre bağlanıyor, niçin bağlanıyor? Ne yapılması gerekirdi? Olay şu. Biz Almanya'yı, Fransa'yı, İngiltere'yi, İsviçre'yi ve İsveç örnek alıyorsak yapılması gereken referandum. Ama Afganistan'ı, İran'ı örnek alıyorsak ben yaptım oldu mantığı var. Bu ben yaptım oldu mantığını da ben kesinlikle kabul etmiyorum. Ama Türkiye'nin ileri demokrasi olduğu söyleniyor. Sürekli demokrasinin geliştiği söyleniyor. O zaman sizin çizdiğiniz manzarayla bu söylemler çok çatışıyor, çok çelişiyor. İleri demokraside sandığa ihtiyaç var. Yurttaşların görüşlerine ihtiyaç var. Ayaza halkının, Maslak halkının ve Huzur Mahallesi'nin görüşlerine ihtiyaç var. Ben Ayaza'daki başta muhtarımız Özkan Sucu ve bütün sivil toplum kuruluşlarına, bütün köy derneklerine çok teşekkür ediyorum. Allah'ım hepsinden 100.000 defa razı olsun. Ayaza benim ömür boyu yaşantımda olacak olan bir yerdir. Hangi görevim olursa olsun benim için Ayaza baştacıdır. Önce demokrasi diyorum, barış diyorum, özgürlük diyorum. Demokrasi sadece bir siyasi partiye lazım değildir. Demokrasi her siyasi partiye lazımdır. Biz demokrasi diyorsak o zaman sandıktan çıkacak olan sonucu... Niye referandum engellendi peki? Yani orada esasında bir sivil toplum hareketi olarak bir referandum planlanıyordu ama engellendi. Kim engelledi, niye engelledi? Vallahi gece saat 2'de gelen bir emniyet kararıyla bu engellendi ve bundan dolayı ben çok üzgünüm. Emniyet mensuplarımızla ben karşı karşıya gelmek istemedim. Çünkü ben örfüne, töresine, geleneklerine, inançlarına bağlı olan bir vatan evladıyım. Ben bayrağıma ve toprağıma da bağlıyım ama bütün kültür mozaiklerine de saygı gösteriyorum. Polisimizle ben karşı karşıya gelmek istemedim. Emniyet mensubu kardeşlerimle karşı karşıya gelmek istemedim. Benim için en ağır olay da şudur. Bölgemizde polis lojmanları var. Polis lojmanlarına yıllardan beri desteğim devam ediyor.
polis eşleri, onlardan Allah'ım 100.000 defa razı olsun. Bütün emniyet mensubunun eşleri bizimle beraber de. Ben onları sıkıntıya sokmak istemedim. Çünkü ben her şeyin hukuk içerisinde olmasını arzu ediyorum. Bu karar tamamen siyasi bir karardır. Bu kararı veren AK Parti milletvekili arkadaşlarımızla bireysel olarak görüştüğümüz zaman onlar dahi bu olaydan şimdi, dolayı mutsuzdur. Şimdi buraya geleceğim. Yani siz sosyal demokrat ya da demokratik solcu olarak bilinmenize karşın her çevreyle, her siyasi görüşle benzer mesafede uzaklıktasınızdır. Herkese çok yakın olduğunuzu her zaman bunu görüyoruz, biliyoruz. Peki mesela İstanbul'da Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticileriyle konuştunuz mu? Sayın Babuşçu'yla mesela ya da milletvekilleriyle bunlardan nasıl bir karşılık aldınız? Birçoğuyla görüştüm ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, BDP, AK Parti yöneticilerinin hepsi de bu süreç içerisinde görüştüm. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Benimle ve arkadaşlarımla çok sıcak bir ilişki içerisinde bulundular. Medeni ölçüler içerisinde ama maalesef bu konuda fazla bir şey yapamayacaklarını da söylediler. Bu onları da üzdü. Kimin kararı peki Sayın Sarı? Yani bu herhalde artık İktidar Partisi'nin kararı diye değerlendirelim. Ama o oy verenleri dahi üzen bir olaydır. Beni de çok üzmüştür. Bu olay beni demoralize etmiştir. Önümüzdeki günlerde ben tekrar siyasi hayatımı yeni baştan değerlendireceğim. Bunun üzerinde de yoğun bir şekilde çalışma içerisindeyim. Ben bu olaydan dolayı çok mutsuzum. Ben mağlubiyeti kabul etmem. Haksız mağlubiyeti hiç kabul etmem. Önümüzdeki günlerde binlerce yurttaşımızla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne giderek adalet arayacağız. Ve adaletin Anayasa Mahkemesi'nde verilen bu siyasi kararın ben döneceğine, Allah'ımın bir olduğuna inandığım inanıyorum. Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıçlarımızın siyasi bir karar vermeyeceği kanısındayım. Anayasa Mahkemesi'ndeki 15 tane anayasa üyesinin Rabbime inandığım gibi Anayasa Mahkemesi'nde, Rabbime inandığım gibi, Allah'ıma inandığım gibi onların siyasi bir karar değil, vicdani bir karar ve hukuki bir karar vereceklerine de yürekten inanıyorum. İstemem ben hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti yargıçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmeyi. Öyle bir ihtimal var mı? Hiçbir zaman istemem. Bu ihtimal %1 bile değil. Çünkü ben bu ihtimale inanmak da istemiyorum. Anayasa Mahkemesi kararı menfi yönde bir karar çıkarsa? Çıkmasını düşünmek daha istemiyorum İlmi Bey. Çünkü ben hiçbir zaman bayrağımı, toprağımı, yargıçlarımı, ben hiçbir zaman mesela yurt dışından gelen mimarlar gelir, mühendisler gelir. Ben bunlara hiç bakmam. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatan evlatlarının, mühendislerin ve mimarların daha başarılı olduğuna ben inanıyorum. Ben bizim yargıçlarımızın siyasi bir karar değil, hukuki bir karar vereceklerine de yürekten inanmak istiyorum. Ben tekrar altını çizmek istiyorum yani. Eğer Anayasa Mahkemesi'nden menfi bir karar verirse Mustafa Sarıgül bu işi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürecek. %100 ve üzülerek, mutsuz olarak benim aklıma hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız yargıçlarını yurt dışına şikayet etmek gelmez. Ve Allah'ım inşallah beni böyle bir olayla karşı karşıya bırakmaz. Çok üzülürüm. Çok üzülürüm ama Ayazağa muhtarımız Sayın Özkan Sucu ve sivil toplum kuruluş üyelerimizin Ayazağa'daki bütün dernek başkanlarımı alarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderim ama buraya giderken de önce Eyüp Sultan'a giderim. Üzüntümü Rabbime şikayet ederim ve çok mutsuz olduğumu anlatırım. Çünkü ben inançlı bir ailenin çocuğuyum. İnançlarıma çok büyük önem veriyorum. Ve istediğim olay şudur. Benim yargıçlarımı hiçbir zaman ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmek istemem. İnşallah böyle bir arada karşı karşıya kalmayız. Peki şimdi bu karar ortaya çıktıktan sonra en başından beri gündeme geldiğinde bu bölgede rant var. Ayazağa'da, Maslak'ta, Huzur Mahallesi'nde. Yeniden kentin geliştiği yerler, organize sanayi bölgesi var orada. Maslak Atatürk Sanayi Sitesi gibi. Bunların yıkılıp yeniden orada başka bir alanların yapılacağı söylendi. Hakikaten bu hamleyi bununla mı açıklıyorsunuz yoksa başka bir şey mi var bu işin arkasında? Bu konuları ben yurttaşlarımın takdirine bırakıyorum. Yurttaşlarım benim gözlerimden ne demek istediğimi anlarlar. Sadece bu sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Para pul çok önemli değildir. Allah'ım insanları denemek için ya makam verir ya para verir. Paranız çok olabilir, makamınız da çok yüksek olabilir ama dostlarınız olmasa ne işe yarar? Önemli olan dostların çok olmasıdır. Peki büyükşehir yasası İstanbul'a neler getirdi? Vallahi ya da Türkiye'ye neler getirdi?
yasasının, İstanbul'la alakalı yok, bir şehir yasasının iyi yönleri de var, negatif yönleri de var. Kolay bir olay değildir. Mesela düşünün, sınırlar son derece genişlemiştir. Bazı belde belirleri iptal edilmiştir. Belde belirlerin iptal edilmesini ben şahsen doğru bulmuyorum. Çünkü hizmeti götürmek yerel olması lazım. Daha çok merkezleşiyor. İyi yönleri de vardır, negatif yönleri de vardır. Benim her zaman bakış açım şudur. Böylesine önemli bir yasa çıkarken iktidarda bulunanlar ben yaptım olduğum mantığı değil de keşke böylesine önemli bir yasalar parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partilerin ve parlamentoda grubu bulunmayan bütün sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak yapılmış olsaydı. Konsensüs sağlansın. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Ben Allah gani gani rahmet eylesin. Rahmetli Özal'a karşı vaktiyle mücadele verdim. Ben o zaman SHP milletvekiliydim. 87-90 Profesör Erdal İnönü benim genel başkanımdı. Ben Sayın Özal'la bunları konuştuğum zaman dedim Sayın Cumhurbaşkanım, geçmiş döneme şöyle size baktığınız zaman acaba benim yapmış olduğum en büyük hata diye baktığınız zaman hata demeyeyim de efendim dedim. Özür dilerim böyle önemli dediklerim Sayın Cumhurbaşkanım. Dedim ki nedir mesela eksik bir Sarıgül dedim. Sınır değişikleri yapmak ve seçimden önce bazı bölgeleri bir yere bağlamak bizim hayrımıza bir şey olmadı. Çünkü yurttaşlarımızın büyük tepkisi oldu. Bunlar yapılabilirdi fakat yurttaşların görüşleri alınabilirdi. Mesela böylesine önemli bir büyük şehir yasası çıkarken de keşke madem ki o büyük şehirler toplumun yararına, madem ki orada bulunan yurttaşlarımızın yararına, bunu keşke bütün siyasi partilerle görüşerek bir uzlaşmayla yapmak lazımdı. Senin yasan benim yasam diye bir şey olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasası olur. Ulusal birliğin yasası olur. Bayrağımızın ve toprağımızın yasası olur. O yasa bütün coğrafyada yaşayan yurttaşlarımızı ilgilendiren bir yasa olduğuna göre o yasada bulunan herkesin bundan memnun olması lazım. Oysa bu çıkan yasada şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muharrem İnce, Akif Hamza Çebi, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Oktay Vural ve Mehmet Şandır Beyler bugün dinledim. Önümüzdeki hafta Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler. Biz de önümüzdeki hafta binlerce yurttaşımızla birlikte Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Buna acaba gerek var mıydı? Peki. Meral Can'dan şöyle bir soru sormuş. Programımız biliyorsun interaktif bir program. Programdan birkaç saat önce şöyle bir soru geldi. Bomonti'deki azınlık okulunda Ne Mutlu Türk'üm diye tabelasının bulunmasını nasıl karşılıyorsunuz? Şöyle bir şey var. Ben bütün Ermeni yurttaşlarımla, Müsevi yurttaşlarımla, Rum yurttaşlarımla beraberim. Bu bir zorunluluk olmaması lazım. Sevgiyle olması lazım. Ve ben bütün cemaatlere hiçbir ayrım gözetmeden destek veren bir arkadaşınızım. Orada bir sevgi ortamını yaratmak lazım. Bir zorlama olmaması lazım. Peki çok sayıda bir konuda tweet geldi. Özyeğin Üniversitesi'ne gitmişsiniz galiba. Gitmedim, hayır. Şimdi orada şöyle. Ne oldu? Yani şimdi bir tanesini okuyayım. Sayın Sarıgül, sizden gerçek ve mantıklı açıklama bekliyoruz. Özyeğin öğrencileri olarak niye gitmediniz ya da şöyle şöyle bugün mı? Bir cenazemiz vardı. Bizim belediye meclis üyemiz Abdurrahman Dönmez'in babası vefat etti. Ben üniversiteye maalesef, çünkü cenaze benim için çok da önemlidir. Bir de finaller var ve imtihan dönemleri var. Rektör hanımla da rektör yardımcısı arkadaşlarımız konuştular. Birinci ay içerisinde vizelerin olmadığı gün gideceğiz. Ve gideceksiniz, telafi edeceksiniz. Hayır, büyük bir keyifle gideceğim. Hayır, telafi değil. Telafi değil. Kırılmışlar yani. Hayır, kırılmalarına gerek yok. Bir şey söyleyeyim, özür dilerim. Olay şu. Cenaze varsa, ben Anadolu çocuğum, önce cenaze. Oraya zaman gideriz. Cenaze varsa benim görevim önce cenazeye gitmektir. Onun için kardeşlerim lütfen anlayışla karşılasınlar. Birinci ayın 15 ile 20'si arası bir günde ben o arkadaşlarıma gideceğim ve yerel yönetimlerde Şişli modeli ve siyasette kariyer konularıyla ilgili en arzu ettiği soruların cevaplarını yanıtlayacağım. Ben ataerkin bir aileden geliyorum. Benim için önce cenaze önemlidir. O kardeşlerimin de bunu anlayışla karşılamasını rica ediyorum. Peki müneccimsi... Yoksa başka bir şey söyleyeyim mi? Sarıgül her yere gider. Hiçbir şeyden korkmaz. Yani orada bak katılım ağzında, o yüzden gelmedi deniyor. Yok da. Yok efendim, ben bir kişi de olsa giderim. Ben ilan edildiği gün bir kişi de olsa giderim. Bir tek cenaze olursa gitmem. Peki, çok net bir yanıt. Müneccimsiz şöyle bir soru sormuş. Biz de hazırlamıştık ama onun sorusuyla sorayım konuyu. Sayın Sarıgül ne zaman Cesaret Edip Partisi'ni kuracak, yoksa CHP'yi mi bekliyor? Beklentisi ne olabilir ki? Şimdi şöyle bir şey var ortada. Halkın Yükseliş Partisi. Şu anda Sayın Yaşar Nuri Öztürk'ün partisiydi. Bu partide sizin çalıştığınız, bu partinin başına geçeceğiniz söyleniyor. Bunun aslı astarı var mıdır? Olay şu, olay şu.
Biz Türkiye Değişim Hareketi olarak büyük bir çalışma yaptık. Bu çalışmalarımız devam etti. Sayın Baykal Genel Başkan'dı. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim istedim. Değişim için yollara çıktım. Ve o gün yaptığım konuşmalarda siyasi makamlar zaman tüketme değil, hizmet üretme yeridir. Siyasi makamlarda başarısız olanlar gelmeli, başarılı olanlar gelmeli. Ve ben yaklaşık olarak 8 yılımı verdim. Ve tam partileşme süresi içerisinden geldim Türkiye Değişim Hareketi olarak. O dönemde bir değişim oldu. Sayın Baykal gitti ve Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu büyük bir rüzgar aldı. Biz o rüzgarın önünü kapatan olmak istemedik ve biz o rüzgarın önünü açan olmak istedik. O nedenle de ben Türkiye Değişim Hareketi'ne gönül veren binlerce arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Türkiye Değişim Hareketi şu anda yoluna ve çalışmalarına devam ediyor. Yurttaşlarımız bizi nerede görmek isterse biz orada olacağız. Ama Türkiye Değişim Hareketi başarısız bir projeye imza atmaz. Türkiye Değişim Hareketi bölen ya da parçalayan olmaz. Çünkü Türkiye Değişim Hareketi Türkiye'nin geleneklerine bağlı büyük bir demokratik kitle hareketi ve Türkiye Değişim Hareketi arzu ediyor ki inançlara saygılı laikliği savunan, ulusal birlikten yana olan, din farkı, dil farkı, ırk farkı ve kültür farkı, mezhep farkı gözetmeyenler iktidar olmasını sağlamak. Türkiye Değişim Hareketi'nde bireysel bir mücadele yok, toplumsal mücadele var. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldikten sonra referandumda bir yenilgi uğradı aslında baktığınızda. Seçimlerde ikinci parti oldu. Siz de diyorsunuz ki siyasi parti liderleri yenilirse köşesine çekilmeli. Az önce onu söylediniz. Siz bu bağlamda Sayın Kılıçdaroğlu başarısız buluyor musunuz? Kılıçdaroğlu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı için bir laf söylemek bana düşmez. Peki CHP ile Cumhuriyet Halk Partisi ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunda görüştüğünü söyleniyor. Birkaç tweet okuyayım. Engin Şahin sormuş mesela şunu diyor. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını düşünüyor musun Sayın Sarıgül? Az önce bir tane daha tweet verdik. Eğer Sayın Sarıgül Büyükşehir Belediyesi'ne aday olursa benim oyum onun diyor bir başka vatandaş da. Sizden de böyle bir beklenti var. Yani yıllardır bitmeyen beklenti. Türkiye Değişim Hareketi adaylık yarışında değil, her zaman hizmet yarışındadır. Bizim için önemli olan hizmettir. Bizim için biz gücümüzü bulunduğumuz koltuklardan almayız. Biz gücümüzü yurttaşlarımızın bize verdiği sevgiden ve saygıdan alırız. O nedenle bugün referandum, Ayaza, Huzur Mahallesi bu konuları konuşuyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah daha farklı şeyler konuşuruz. Şimdi CHP Genel Başkan Yardımcılarıyla görüştüğünü söylüyor peki. Böyle bir şey var mı? Yani onlarla bir dirsek tem bu işi üzerinden mi görüşüyorsunuz? Yok. Yoksa Şişli'nin Mustafa sınırı değiştirilmesi üzerinden. Mustafa Sarıgül sınır değişikliği konusunda ben Sayın Akif Hamza Çebi ile ve Muharrem İnce Bey ile ve diğer Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekilleriyle görüşmelerim oldu. Onun dışında herhangi bir görüşme olmadı. Peki. Burada görüşme de olmaz zaten. Bir şey söyleyeyim. Sarıgül koltuk başında koşmaz. Sarıgül başka bir yerde yani. Çok başka bir yerdeyiz biz şu anda. Çok başka bir yerdeyiz yani. Geldiğimiz nokta bizim için bir koltuk mücadelesi değil. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti mücadelesi. İnançlara saygılı laikliği savunma mücadelesi. Bizim verdiğimiz mücadele Türkiye'yi Almanya, Fransa ve İngiltere önüne geçirme mücadelesi. Bizim verdiğimiz mücadele İsviçre, İngiltere'ye geçme mücadelesi. Ama sırf Şişli Belediye Başkanı olarak da burada çok fazla bir şey yapamazsınız. Yani büyük bir katkı sunabileceğiniz bir alan var. Önce İstanbul, sonra Türkiye. Bu konularda hakikaten ciddi araştırmalar yapılıyor. Sizin isminiz en ön sıralarda çıkıyor ama siz 3 dönemdir Şişli'nin belediye başkanısınız. Bunu başka bir yere taşımak... Zaten sınırlarımızın çok büyüyeceğini hissedenler bizim sınırlarımızı küçültmeye çalışıyorlar. Ama bizim sınırlarımızı kağıt üzerinde küçültebilirler ama inşallah gönüllerde küçültemezler. Peki, Piraye Uygur da benzer bir soruyu sormuş. Siyasi kariyerini Şişli belediye başkanı olarak tamamlayacak planlar nedir? Hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmayışının sebepleri nedir? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç kolu başkanlığını yaptım, ilçe başkanlığını yaptım, il yönetimlerinde görev yaptım. Ben ve 7250 arkadaşımız Sayın Baykal döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nden verdiğimiz bir mücadele sonucu ihraç edildik. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendimiz ayrılmadık, ihraç edildik. Evet. Ve Sayın Baykal ve arkadaşları canları sağ olsun bizleri ihraç ettiler. Niye ihraç ettiler? Biz demokrasi istediğimiz için, barış istediğimiz için, içi özgürlükleri savunduğumuz için o ihraç süreci devam ediyor. Biz de ondan sonra Türkiye Değişim Hareketi adı altında örgütlendik. Türkiye Değişim Hareketi'nin en büyük amacı parti içi demokrasiyi korumak, ülkemizde toplumun her kesiminde olan yurttaşları kucaklamaktır. Ve bizim en büyük arzumuz koltuk mücadelesi değil, ülkedeki bir demokrasi mücadelesi. Biz koltuk mücadelesi verseydik o gün partiyi kurardık. Sayın Kılıçdaroğlu büyük bir rüzgar aldığı için o rüzgarın önünü aşmak istedik. Bölen ya da parçalayan o günlerde olmak istemedik. Ama Sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir şey söylemişti. Mustafa Sarıgül partimize gelmek isterse onu
baş köşeye oturturuz şeklinde bir açıklaması vardı. Olsun, böyle bir teklif geldi olsun. Mi ondan? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına çok teşekkür ediyorum. Bu teklifin muhatabı Türkiye Değişim Hareketi'dir. Türkiye Değişim Hareketi'ndeki arkadaşlarımız önümüzdeki günlerde önemli bir karar vereceklerdir. Onların vereceği karara ben uymakla mükellefim. Çünkü Sarıgül yalnız başına birisi değil. Sarıgül ile birlikte olan binlerce yurttaşımız var. Ve ben Türkiye Değişim Hareketi'ne dağ, taş, gece, gündüz, beldelerde, mahallelerde, ilçelerde gönül veren TDA'lı arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların kararları neyse ben ona uymakla mükellefim. Peki, Foto Yücel Öz şöyle bir şey yazmış. Başkanımıza teşekkür ederim. Ok Meydanı Cemeviz'in aşure gününe geldiği için Muharrem ayı devam ediyor. Siz de orayı ziyaret etmişsiniz. Şöyle, Muharrem ayı önemlidir. Peygamber Efendimiz'in torunu İmam Hüseyin'in şehit edildiği Kerbela olayıdır. O nedenle ben Muharrem ayında bütün cemevlerinde beraber oldum. Bütün yurttaşlarımla beraber oldum. Benim anlayışım şudur. Muharrem de bizim, Ramazan da bizim. Ramazan ayına sahip çıkmamız lazım. Muharrem ayına da en iyi şekilde sahip çıkmamız lazım. Ama ben istiyorum ki ülkemizde artık Kerbelalar olmasın, kardeş kavgaları olmasın. Makam uğruna, mevki uğruna, o makam ve mevki için insanlara eziyet çektirilmesin. Peki yeni CHP'ye nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'de sosyal demokratların 2014-2015'te iktidara gelme ihtimalleri var mı? Ben yeni CHP mantığını kabul etmiyorum. Çünkü ben Orhan Eyüboğullardan, Mustafa Üstündağlardan, İsmet İnönü'lerden, Bülent Ecevitler'den geliyorum. Yeni CHP diye bir şey söz konusu bile değildir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1976-77 yılında benim gençlik kolu başkanım Sayın Dursun Çaltı'ydı. Ben de gençlik kolu sekreteriydim. Sayın Bayram Öztürk Yönetim Kurulu üyemizdi. O zaman Orhan Birgitler vardı, Orhan Eyüboğullar vardı, Ali Topuzlar vardı, Mustafa Üstündağlar vardı, Necdet Uğurlar vardı. Ben o yapıyı savunuyorum. Yeni CHP olmaz, yeni fikirler olur. Yeni fikirleri ben kabul ediyorum. Özellikle parti içi demokrasi ile ilgili atılan önemli adımlar var. Onları kabul ediyorum. Yeni CHP değil, yeni fikirler. Yeni CHP'de olan arkadaşlarıma saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültürünü, geleneklerini onların kavramasını arzu ediyorum. Adnan Keskin kültürünün kavranmasını önemli ölçüler içerisinde arzu ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir emektir, büyük bir mutluluktur. Türkiye'de demokrasinin kurum ve kuralları yerleşmesi için önemli olaydır. Yeni CHP değil, yeni fikirleri ben kesinlikle kabul ediyorum ve o yeni fikirlere destek vermek lazım. Bu yeni fikirler Türkiye'de iktidarı yakalayabilir mi sizce? Yakalaması için olay şudur. Önümüzdeki yerel seçimler son derece önemlidir. Mesele geniş açıdan bakmak lazım. Örfüne, töresine, geleneklerine bağlı, inançlarına saygı duyan toplumun her kesiminin kavradığı, yani cami cemaatinin kavradığı, cemevlerinin kavradığı, sinagogların kavradığı, herkesi kucaklayacak olan adaylara çıkıldığı zaman ben inanıyorum ki çok büyük bir başarı elde edilebilir ve ötekisi olmayan bir anlayışla çıkmak lazım. Yani şu anda başı açık olan da, başı açık olan da bizim, başı kapalı olan da bizim. Bunu tabii şu anda yok ama önümüzdeki günlerde tabii adaylık süresi içerisinde benim adayım olsun değil, en başarılı aday kimse olsun. Parti benim adayım değil, işlediği bir parti. Evet. Peki siz ve TDA bu sürece, bu iktidar koşusuna girerken CHP katkı vermeye açık mısınız? Çok erken bu sorunun cevabı için. Önümüzdeki günlerde bunun cevabını arkadaşlarımızla konuşarak vereceğiz ve ona göre planlayacağız. Ama şunun bilinmesini isterim ki Türkiye Değişim Hareketi geçmişte üzerine düşen sorumluluğunu en güzel şekilde yerine getirmiştir. Şu anda en örgütlü güç de Türkiye'de Türkiye Değişim Hareketi'dir. En örgütlü güçtür. En fazla birliğine, beraberliğine bağlı, bilimsel, entelektüel, aynı zamanda da kişisel çıkar değil, toplumsal çıkar peşinde koşan en örgütlü sivil toplum kuruluş Türkiye Değişim Hareketi. Şöyle zorlanıyorum ama şöyle sorayım. İstediğim gibi sorabilirsin. Kılıçdaroğlu'na desteğiniz hala sürüyor mu? Şöyle, bizim tabii desteğimiz Kılıçdaroğlu'na geçmişte yoğun olarak devam etti. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla birlikte planlayacağız. Bizim kişisel olarak hiç kimseyle bir şeyimiz yok, alaferimizimiz yok. Bizim için önemli olan şu, toplumun bütün dinamiklerini bir araya gelerek bir kez daha ifade etmek isterim. Hiçbir ayrım yapmayan, inançlara saygılı laikliği savunan, ötekisi olmayan bir anlayışla bütün Türkiye'yi kucaklamak lazım. Yani bizden olanlar olmayanlar mantığı değil, laikler anti laikler mantığı değil, herkesi kucaklayan bir yapı içerisinde olmamız lazım. Dün ben bir dostumuzla birlikte Fatih'e gittim. Fatih'i gezdim, dolaştım. Çarşamba'daydım.
Oradaki yurttaşlarımın bana göstermiş olduğu ilgiye baktım ve Türkiye mozaiğiydi. Yani Türkiye mozaiği sadece Caddebostan'dan, Bakırköy'den ibaret olan ya da Ulus'tan ibaret olan bir yer değil. Şu anda CHP bunu kucaklamıyor mu peki? Yani Bakırköy'le... Ama bir şey söyleyeyim ya, beni CHP ile karşı karşıya getirmek. Tamam, kapatıyorum. Şuraya hayır, kapatmayabilirsin, problem değil ama yani şu anda olay başka bir şeydeyiz. Yani ben bir ilkeyi savunuyorum, bir prensibi savunuyorum. Sonuçta ben istiyorum ki Türkiye'de ötekisi olmayan bir yapı olsun ve ben bundan şunu anlıyorum. CHP'nin hala ötekisi var ve bazı bariyerleri kıramıyor. Benim yaptığım yorum çıkarsamam sizden o tabii sizin değerlendirmeniz ona ben saygı duyuyorum. Şey şunu merak ediyorum ben. Türkiye bir süredir başbakanın açtığı muhteşem yüzyıl tartışmasının içine de belenip duruyor. Hakikaten siz bu tartışmayı nasıl görüyorsunuz? Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Saral şunu dedi. Türkiye'de bir ahlaki çöküntü yaşanıyor ve dizilerde bunu körüklüyor. İşte sosyal medyadan insanlar çok zaman geçiriyor. Örfüyle, geleneğiyle eskisi kadar hasbihal etmiyor filan. Siz buna inanıyor musunuz? Böyle bir durum saptıyor musunuz? Bu tartışmayı nasıl görüyorsunuz? Ben bundan dolayı son derece üzgünüm. Çünkü Türkiye'de şu anda en önemli konu şudur. Gerçekten insanlar özgür değil. Cep telefonlarıyla bile istedikleri gibi konuşamıyor. Şu anda Türkiye'de çıkması gereken acil kanunlardan bir tanesi şudur. Cep telefonlarıyla özgür konuşmak ve cep telefonlarını özgürce, yani cep telefonlarını izinsiz bir şekilde dinleyenlere çok ağır bir ceza verilmesi lazım. Bunun için ben son derece mutsuzum. Bir Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de acaba bir siyasi dizilere müdahale etse ya da senaryolara müdahale etse ne olurdu diye bu soruyu sormak isterim. Siz dinleniyor musunuz peki? Dinlenmeyi düşünüyor musunuz? Benim için bir şey söyleyeyim mi? Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yok. Beni dinlemek isteyen herkes dinleyebilir. Ben hiçbir şekilde bir siyasi adamının hiçbir açık bir şeyi de olamaz. Ben vallahi öyle özgür vaziyetteyim ki herkes dinlesin, baksın. Çünkü Mustafa Sarıgül 1974 yılından beri Türk siyasi hayatının huzurunda. Ben 15 yıldan beri Şişli yurttaşlarıma Allah'ım bin defa razı olsun. Onların sayesinde ben görevdeyim. Benim her şeyim zaten ortada açık. Benim belediyem Sayıştay Müfettişleri tarafından, İçişleri Bakanlığı Mülki Müfettişleri tarafından, Büyükşehir Denetçileri tarafından sürekli olarak denetlenmekte. Biz zaten sürekli mercek aldık. Peki. Şu mesele çok önemli son dönemde. Taksim yayalaştırılıyor. Orada değişik bir şeyler yapılmaya başlandı. Ve bununla paralel giden iki tartışma daha var. Çamlıca'ya cami, Taksim'e cami, Göztepe'ye cami. Bu tartışmalara nasıl bakıyorsunuz? Bir kere ben şunu söyleyeyim. Ben inançlı bir ailenin çocuğuyum. Örfüme, töreme, geleneklerime de son derece bağlıyım. Ben inançlara saygı, laikliği sonuna kadar savunuyorum. Bu tip konularda ne yapmak lazım biliyor musunuz? Çamlıca'ya cami ya da Taksim Meydanı. Bu konu, Taksim Meydanı çok önemli, toplumun yararına olan bir konuysa, gücü elinde bulunduranlar, ben yaptım oldu. Peki bir belediye başkanı, bir siyasi idare ne yapar? Böyle bir olay niçin yapar? Yurttaşları mutlu olsun diye yapar. Peki yurttaşlarımız mutlu olsun diye yapıyorsak biz neden çoğunluk bizde diye biz karar verdik yapıyoruz diye düşünüyoruz? O zaman ne yapmak lazım? Bütün sivil toplum kuruluşlarını, bütün üniversiteleri bir araya çağırmak lazım. Bütün mühendisler odasını, mimar odasını bir araya çağırmak lazım. Parlamentoda grubu bulunan bütün siyasi partileri bir araya çağırmak lazım. Ve demek lazım ki biz Çamlıca'ya böyle bir cami, inanç ve kültür, inanç merkezi düşünüyoruz. Taksim'e böyle bir proje düşün. Bu konuda görüşleriniz nedir? Ben şahsen buna benzer toplumu ilgilendiren bütün projeleri büyük bir uzlaşmayla, büyük bir konsensüsle ve bütün siyasi partilerin bir araya geldiği, siyasi partiler de kafi değil, sivil toplum kuruluşları. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Başka bir şey, düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayın. Bu projeye karşı çıkanları dinlemek lazım. Taksim platformu var. Bunların içerisine baktığım zaman çok değerli bilim adamları var. Dinlemek lazım ve onlarla beraber yapmak lazım bunu. Ben şahsen böylesine bir projelerin toplumsal bir birliktelikle yapılması kanısındayım. Şişli Belediyesi'nde sayısal çoğunluk bizde ama ben bütün almış olduğum kararları AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımla görüşerek, Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi arkadaşlarımla görüşerek birlikte planlamaya özen gösteriyorum. Senin demokrasin, benim demokrasim diye bir şey olmaz. Katılımcı demokrasi öneriyorsunuz. Evet. Taksim'in yayalaştırılması peki? Yani şu anda oradaki proje doğru ben, bir proje mi? Hayır, çok üzgünüm o konuda ve bu konuda büyük bir toplumsal mutabakata ihtiyaç vardı. Ben
Belediye başkanımızın da bu konuda çok iyi niyetle bu kararı verdiğine kesinlikle inanmıyorum. Bir zorlamayla bu karar verilmiştir. Bu karar doğru bir karar değildir. Bu karar, Topbaş mecbur bırakıldı diyorsunuz yani. Bu karar toplumsal bir karar olması lazım. Birlikte bir karar olması lazım. Bütün sivil toplum kuruluşlarının onayının alınması lazım. Bütün siyasi şöyle bir şey düşünelim. Bir belediye başkanı olarak ben böyle bir projeyi yapıyorum. Niye yapıyorum? Toplumun yararı için yapıyorum. Peki benim yaptığım bir proje toplumun yararına değilse, toplumdan büyük bir tepki geliyorsa ben bunu niye yapıyorum? Bakın bir kişi bile hayır dese, sayısal çoğunluk bende diye bunu yapmamıza gerek yok. Benim görevim o bir kişiyi bile sabırla, metanetle ikna etmek ve bu projeyi komple bütün meydana aşmak, meydanla beraber olmak. Bakın size ben bir şey söyleyeyim. Bir otobüsün rengi için aylarca, yıllarca biz bir referandum yaptık. Dedik ki otobüsün rengi öyle mi olsun, böyle mi olsun? İnternetten oylamalar yapıldı. Orada peki böylesine bir Taksim projesi için niye oylama yapıldı? Taksim'in o kenarına yeni bir yapılaşmanın gelmesini hangi yurttaşımız burada biliyor? Onun için buna benzer konuların mutlaka ve mutlaka toplumsal birliktelikle yapılması kararındayım ben. Bana Allah'ım böyle bir görev vermiş olsa, Şişli'de benim böyle bir projem olsa, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şişli Merkez Mahallesi'nde biz bir şey düşündük. Bir proje yapalım. Bir adayı tek bir blokta toplayalım diye düşündük. Şişli Camisi'nin Ziraat Bankası'ndan köşeye kadar oradaki yurttaşlarımıza bunu sorduk. Ve oradaki yurttaşlarım dediler ki evladım burası eski Şişli, bunu bu şekilde yapmayalım. Eski Şişli'yi aynı şekilde koruyarım, başka bir şey yapalım dediler. Ve ben inanır mısınız o projeyi çok arzu etmeme rağmen beni belli arkadaşlarım ikna etmişti. Ama ben orada oturan sakinlerle toplantı yaptıktan sonra bu projeden vazgeçtim. Şimdi şöyle süremiz çok daraldı ama 3 tane sorum var. Hızlı soracağım, hızlı yanıt istiyorum lütfen. Kürt soruna ve dokunulmazlıkla ne diyor Sayın Sarıgül? Şöyle, Kürt yurttaşlarımızın sorunlarının mutlaka ve mutlaka çözülmesi lazım. Güneydoğu sorunu bombayla, baskıyla kesinlikle çözülmez. Güneydoğu'ya bomba uçaklarına değil artık turist uçaklarına gitmesi lazım. Her şeyi sevgiyle, hoşgörüyle, uzlaşarak ve konuşarak çözmemiz lazım. Dokunulmazlıklar? Dokunulmazlıklar konusu bütün parlamentoda konuşulması gerekiyor. Bugüne kadar yine o konuda da bütün barışı, özgürlüğü ve demokrasiyi ön plana çıkarıyorum. Türkiye'yi germemizin şu anda hiçbir faydası yok. Türkiye'yi germeden sorunları çözmek lazım. Ama ben Mehmetçiğimize kurşun sıkılmasına da karşı Mehmetçiğimize kurşun sıkılmasını doğru karşılayamam. Bir polisimizin şehit edilmesini doğru karşılayamam. Bir polisimize kurşun sıkılması peki o polisimize, o askerimize, o bizim kardeşimize, Mehmetçiğimize kurşun sıkanlar niçin kurşun sıkıyorlar? Bu adamlar Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den gelmiyor. Niye biz onları ikna etmeden polisimize kurşun sıkmasını sağlıyoruz? Bunu hep beraber çözmemiz gerekiyor. İki sorum daha var. Eren CRT sormuş. Sayın Başkanımız çok seviyoruz, sayıyoruz. Acaba Ankara'dan adaylık düşünmez mi? Ankara'dan aday olmanızı isteyen bir vatandaş. Ankara'yı çok seviyorum. Milletvekili olarak Ankara'ya geldim. Önümüzdeki günlerde nasıl Ankara'ya geleceğimin kararını ben veremem. Önce Allah'ım sonra da yurttaşlarımın takdiri kararı. Doğan Maden şöyle demiş. Her gelen elitlerin başbakanı oldu. Sarıgül'ün başbakanlığı elitlerin mi yoksa yiğitlerin mi başbakanı olacak? Sayın Doğan Maden'e çok teşekkür ediyorum. Sarıgül hiçbir zaman elitlerin değil inşallah ve inşallah yiğitlerin adayı olur. Çünkü Sarıgül etrafı dağlık, ortası bağlık, rüzgarının sert delikanlısında mert olduğu bir yerden geliyor. Bundan dolayı da itiraf ediyorum. Fethullah Gülen'le ilişkiniz soruluyor. Benim bütün cemaatlerle hepsine saygım ve sevgim sonsuz. Benim bütün cemaatlere karşı ilgim olduğu gibi hepsine elimden geldiği kadar destek vermeye çalışıyorum. Ama cemaatlere destek verdiğim gibi cemevleriyle, kiliselerle ve sinagoglarla da aynı ölçüler içerisinde ben ilgileniyorum. Çünkü benim ötekim yok. Bana müracaatta bulunan, beni adam yerine koyan kim varsa Allah'ın bana verdiği gücü herkesten yana kullanıyorum. Peki sen sevgili çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.